Erkeklerimiz zeki, kadınlarımız zeki. Tabii ki kadınlar. Tabii ki kadınlar. Çünkü çok çalışıyorlar. Bazı konularda erkekler, bazı konularda kadınlar. Eşinizle senede kaç kere çiçek alıyorsunuz? 3-4 kez alıyorum. Özel günlerde alın. Eşinizle senede kaç kere çiçek alıyorsunuz? Hiç almıyorum. Neden? Ben hani sevgililer günü diye mi öyle soruyorsunuz? Yok. Yani gönlümüzden geçip de eşinizle senede bir senede kaç defa çiçek? Öyle bir adetimiz yok yani. Bir tosyalıyız. Ama güzel bir adet aslında yani, olması lazım. Olmaz, yok almıyorum ben yani. Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? Şu an ilk zor aklınıza gelen bir şey. Bir dilek hakkınız mutluluk var. Mutluluk. Mutlu olmayı dilerdim. Evet. Sen de kaç defa? Ya doğum günlerinde alıyoruz, özel günlerde alıyoruz. Birkaç defa alıyoruz. Peki hocam, son olarak kana kırmızı rengi veren madde nedir? Alyuvar mıydı, öyle bir şey de tam olarak bilemiyorum. Döne! Hakikaten çekme! Teyzem, size göre kadınlar mı zekidir, erkekler mi zekidir? Kaçıyorum sizi doğacağım, kocarın çekme! Tamam teyzem. Eşinizle senede kaç defa çiçek alıyorsunuz? Çok güzel bir soru, cevap veremeyeceğim. Hiç mi almıyor yenge? Arkadaşım falıma bakardı, eşin sana çiçek alıyor derdi, hiçbirisi de çıkmazdı yani. Kadınlar daha zekidir. Neden? Bilmiyorum, boş şeylere kafa yormazlar. Sorumluluk daha çok onlardadır. Erkekler boş mu görüyor diyorsunuz? Bilmiyorum, onlar tek şey ya, sadece çalışmak. Peki oldu, teşekkür ederiz. Erkekler zekidir. Erkekler kesinlikle. Kesinlikle. Peki senede eşinize kaç defa çiçek alıyorsunuz? Her zaman alıyorum. Sürekli alırsınız? Alırım. Kana kırmızı maddeyi veren madde nedir? Onu bilemiyorum. Domates olabilir mi? Olabilir. Peki teşekkür ederiz. Oldu, ben de teşekkür ederim. Eşinizle senede kaç defa çiçek alıyorsunuz? Nisan'dan evvel mi, nisan'dan sonra mı? Şu anda yani, nisan'da sonra. Çiçeği sevmiyor, dalında olmasını daha çok seviyor benim abi. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Size göre kana kırmızı rengi veren madde nedir? Peki teşekkür ederim. Siz yardımcı olun bu konuda. Efendim? Siz yardımcı olun bu konuda. Size göre nedir kana kırmızı rengi veren madde? Sevgi, aşk. Sevgi, aşk verir diyorsunuz. Peki teşekkür ederim. Tahmin et. Peki Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Hükümdarlarımız. Kimdir yani kurucusu? Osman Bey. Osman Bey, teşekkür ederiz. Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? Bir tane dilek hakkım var. Ne isterdin? Neyin gerçekleşmesini isterdin? Dünyada barışın. Dünyada barışın. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Buyurun. Abicim, eşinize senede kaç defa çiçek alıyorsunuz? Size buyurun. Her cumadan cumaya. Her cumadan cumaya. Senede kaç defa? Çok uzun bir süre. Ben hiç. Neden? Zayıf. Niye almıyorsunuz? Alışkanlığım olmadım. Peki şurada bugün bir ilk olsun, akşama alalım, olur mu? İnşallah. İnşallah. Abicim siz? Hayırdır? Eşinizle senede kaç defa çiçek alıyorsunuz? Ömrümde çift olmadı. Hiç almadınız. Niye bahçede koparıp geldin ya Mehmet abi? Size göre kadınlar mı zekidir, erkekler mi zekidir? Kadınlar tabii. Neden? Kadınlar rahat evet, biraz daha iyi düşünüyoruz. Peki bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? Sağlık. Peki kana kırmızı rengi veren madde nedir hanımefendi? Biliyor musunuz? Ay, ne sordunuz bile. Biliyorum ama şu anda. Şu an hatırlamıyorum. Anladım. Peki Ramazan'ın 3 ayların ikincisinin adı nedir? Nasıl? Şaban. Anlamadın, sayın Nazmi. Teşekkür ederim. Selamlar. Aleykümselam. Yılmaz abicim, bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? Mutluluk dilerim. 3 ayların ikincisinin adı nedir? Şaban. Şaban. Peki Osmanlı Şaban, Ramazan. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir abi? Osman Gazi. Osman Gazi'dir. Peki abicim, size göre kadınlar mı daha zekidir, erkekler mi daha zekidir? Kadınlar daha zekidir. Neden abi? Çok tehlikeli çünkü. Abi son olaraktan, eşinizle senede kaç defa çiçek alıyorsunuz? 14 Şubat sevgililer gününde. 23
Kasım evlilik yıl dönümünde. Önemli günlerde almaya çalışıyorum. Haricinden almıyor musunuz abi? Hani bu akşam benim gönlümden koptu deyip de böyle çiçek alıp gittiğiniz oldu mu? Kendisi çiçek zaten. Fazla çiçek almaya gerek yok. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Osman Zeynep'in kurucusu kimdir? Onu bilemiyorum. Eşinizle senede kaç defa çiçek alıyorsunuz? Vallahi alamıyoruz. Neden? Alışmamışız öyle. Peki sizin bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? Düşünmem lazım. Şu anda ona hakkı. Şu an yapmanıza ilk gelen şey. Zengin olmak. Yenge, size göre kadınlar mı daha zekidir, erkekler mi daha zeki? Kadınlar daha zekidir. Siz ne diyorsunuz yengenin bu cevabını? Vallahi bilemiyorum ki. Size göre? Onun görüşü o. Size göre? Kadınlar da İki tarafta aynıdır herhalde. İyi oldu, yok, kadınlar. Bence günler. Merhabalar. Bir sorumuz olacaktı. Size göre kadınlar mı daha zekidir, erkekler mi daha zekidir? Tabii ki kadınlar. Neden? İşte. Kadınlar erkeklerden daha zeki. Peki üç ayların ikincisinin ismini biliyor musunuz? Bilmiyorum, öyle şimdi şu an. Osmanlı Devleti'nin kurucusunu biliyor muyuz? Onu da bilmiyorum şu an. Bir tahmin yürürseniz. Kafam içerisinde değil, bilenlere sorun. Bak o bilir, o da sorun. Peki teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Size göre kadınlar mı daha zekidir, erkekler mi? Tabii ki kadınlar. Neden? Sizin yapamayacağınız her şeyi yapabiliyoruz kaba kuvvet haricinde. Yeri geldim onu da yapıyoruz. Peki Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Osman Han, Osman Gazi. Osman Gazi. Teşekkür ederiz. Size göre kadınlar mı daha zekidir, erkekler mi? Bence kadınlar. Neden? Kadınlar. İlginç bir cevap verdiniz. Yani neden erkekler demediniz de kadınlar dediniz? Her şeyi onlar yapıyor evde, dışarıda. Kadınlar daha zeki, niye erkekler? Neden? Peki kana kırmızı rengi veren madde nedir? Alıyorlar. Osman Devlet'in kurucusunu biliyor muyuz? Hayır. Osman Bey. Peki üç ayların ikincisinin ismi nedir? Şaban. Şaban. Çok güzel gidiyoruz. Peki son olaraktan bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? Şu an aklınıza ilk gelen bir şey yani. Ne olmasını isterdiniz? Bir tane hakkınız var. Şu an üniversite sınavına hazırlanmak için sağlıklı. Başarılar o zaman. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Başkanım hayırlı günler. Gidene geldi aklına. Yine sorumuz olacak tamam başkanım. Bu da çekiyor. Sor bana ne soracak? Başkanım size göre kadınlar mı daha zekidir, erkekler mi? Kadınlar. Neden başkanım? Onların aklı biraz daha görüşlü, çok çalışıyor, zeki onlar. O biz ağacıma da ekmek derdiniz. Onlar bir şey düşünmüyor ki o kadar çok uzak. Onlar ne derim diye öyle miyane kuruyorlar. Bak orada oturuyorum da hep toplamda bak. Peki başkanım, eşiniz de senede kaç defa çiçek alıyorsunuz? Hiç. Neden? Lan her gün bağa gidiyoruz biz ya. Biz de çiçeğe yani. Bağdan ya. Hayır git çiçeğiyle böceğiyle bu iş olacak işte. Biz her gün bağa gidiyorsun ya. Almıyorsun ya, doğrusun başkanım. Almadım ya. 40 yılda bir çiçek aldık, ağzımıza burnumuza tuttuk. Oraya buraya. Yengesi hiç almıyorsun. Peki başkanım, bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? Benim kafam çok kalabalık, ne bileyim bilmiyorum. Yani hiçbir şey dilemem. İlk gelen bir şey, yok, ne bir olmasını şey dilerdiniz? Bir şey dilemem şimdi, hiçbir şey dilemem. Sağlık, boş, sakat ya. Bunu biz mi dolduralım? Sen doldur ha, sen doldur ha. Orayı sağlık, sen doldur. Düşün. Teşekkür ederim. Evlilik gününde alıyorum. Evlilik yıl dönümünde. Peki evlilik size göre kadınlar mı daha zekidir, erkekler mi? Kadınlar daha zekidir. Düşün. Türkiye'yi kadınlardı, dünyayı da kadınlardı. Teşekkür ederim hocam. Hacı abi siz kaç defa çiçek alıyorsunuz işinizde, senede? Ben mi? Devamlı bahçe çiçekleri oluyor bizim. Özel böyle alıp böyle buket yaptırıp çiçekçiden evinize götürdünüz. Senede kaç defa? Ya bizim bahçeyi tahsis ettim de bahçe tamamen hanıma ait. Sen gel bahçeye bak bizim bahçemize. Etraf çiçek ama ciddi söylüyorum yani böyle. Güller çiçekle bizim bahçede. Peki Hacı abi 3 ayların ikincisinin ismi nedir? Şaban. 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 Osman Devlet'in kurucusu kimdir? Evet Osman Bey. Senede yengeme kaç defa çiçek alıyoruz? O işi bir geçeceğiz. Almıyor muyuz? O işi yok. Kendisi bir çiçek diyorsunuz. Kendisi evet. Hacı dikkatli olmuş. Osman Devlet'in kurucusu kimdir? Ertuğrul Osman Gazi. Osman Gazi. Üç ayların ikincisinin ismi nedir acaba? Recep. Recep. Peki teşekkür ederiz. Oldu. Şaban. Şaban da onu ben aldım. İsmail Bey, eşinizle senede kaç defa çiçek alıyorsunuz? Üç. Üç defa. Hangi günlerde mesela? Yani özel günlerde mi? Doğum günü, evet. Evlilik yıl dönümü. Bir de
öyle kavga edince. Kavga edince arıyorsun, barışma bütün. Yani. Peki, size göre kadınlar mı daha zekidir, erkekler mi? Tabii ki erkekler. Roma'ya kim yaptığını soracağım arkasından da. Sormuyoruz yani. Size göre kızlar mı daha zekidir, erkekler mi? Kızlar. Kızlar. Neden kızlar? Çünkü onların algoritması var. Neyi var? Bir algoritması var. Unuttukları hiçbir şey, yani akıllarına gelen, yani yaşadıkları hiçbir şey unutmuyorlar. Depoya atıyorlar. Peki ineğin yavrusuna ne denir? Buzo. Buzo yani, aynen öyle. Keçinin yavrusuna? O da buzo diyoruz biz ya. Oğlak mı? Oğlak diyoruz, aynen. Kopya var. Peki horozun yavrusuna ne denir? Yumurta. Yumurta. Aynen. Horozdan yumurta mı çıkıyor? Tabii canım. Tabii canım. Sorum olacaktı. Size göre kadınlar mı daha zeki, erkekler mi? Oğlum, bana kimse zeki değil. Size göre kadınlar mı daha zekidir, erkekler mi? Kadınlar tabii. İşinizde senede kaç defa çiçek alıyorsunuz? Çiçek, vallahi ben canlı çiçek alıyorum. Menekşe falan. Menekşe falan. Birkaç defa alıyorsunuz senede o zaman. Alıyorum. Size göre kadınlar mı daha zekidir, erkekler mi? Tabii ki de kadınlar. Tabii ki de kadınlar. Peki kana kırmızı rengi veren madde nedir? Kana kırmızı. Ay neydi kız? Türk bayrağımız neydi kız? Hayır ya. Şehitlerimizin kanı mıydı? Neydi ya? Hayır, kanı kırmızı rengi veren madde yani. Hemen internet. Peki daha basit bir soru soralım. İneğin yavrusuna ne denir? Bu zaten işte. Keçinin yavrusuna? Oğlak denir. Oğlak denir. At. Tay. Tay. Peki teşekkür ederiz. Senede eşinize kaç defa çiçek alıyorsunuz? Hiç. Neden? Gerek görünüyor. Siz eşinize kaç defa çiçek alıyorsunuz senede? Hiç almıyorsunuz. Almıyorum. Neden almıyorsunuz? Öyle bir koronam olmadı. Hiç almıyorum. Neden hiç almıyorsunuz abi? Gerek duymuyorum. Size göre kadınlar mı daha zekidir, erkekler mi? Tabii ki de kadınlar. Kadınlar. Neden kadınlar peki? Bir bandolu bile yakabiliyor çünkü. Evet. Erkek işte değil de. Peki üç ayların ikincisinin ismi nedir? Üç ayları karıştırmasaydınız iyiydi bence. İkincisinin ismi? Şaban. Şaban. Bir defa. Siz? Ben evlidirim. Evlidirsiniz. Evet. Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? Zengin olmak. Siz? Vallahi bilmiyorum şu an. Bir tane dilek hakkınız. Tabii zengin olmak cazip geliyor da. Evet. Ya huzurlu olmayı dilerdim. Bu iyi olmadı ya. Gazeteye çıkmaz. İki üç kez alıyoruz. Üç kez alıyorsunuz. Peki bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? Yine eşimle beraber iyi ömür yaşamayı dilerdim. Çok güzel. Kurban yaklaşıyor onlar sana. İneğin yavrusuna ne denir? Buzağı. Keçinin yavrusuna? Oğlak. Atın yavrusuna? Tay. Eşeğin yavrusuna? Eşeğin yavrusu neydi ya? Eşeği yoldan ne çıkarıyor da abi? Senede eşinizle kaç defa çiçek alıyorsunuz abi? Ne bileyim ki ya. Ne dilerdiniz? Huzur. Teşekkür ederim. Eşinizle kaç defa çiçek alıyorsunuz? Ömrümde bir kere aldım. Hangi günde abi? Onda günden Ankara'da geliyorum. Bir kere hanıma aldım, bir daha da almadım yani. O yüzden bunları biz dersedeklerimiz. Peki abi evlilik yıl dönümümüzü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ama uygulamıyorum. Artık gördük. Yengemin doğum gününü biliyor musunuz abi? Bilmiyorum. Üç defa. Üç defa. Hangi günlerde abi? Özel günlerde mi hiç? Yengemin doğum gününü biliyor musunuz abi? 01.01.72. Bana göre kadınlar daha zeki. Neden kadınlar daha zekidir? Çünkü onlar hisleriyle hareket eder, biz akıllarımızla. Hisleriyle daha önemli. Yengeme söyleyeyim. Sadece bizim evlenme yıl dönümümüzde çiçek alırım ben. Ben kişi olarak. Bir de doğum günlerimizde benim veya eşimin bizim evimize çiçek girer. Senede eşine kaç defa çiçek alıyorsun? Ya onu sorma bana. Yok abi ya. Tabii ki kadınlar. Neden kadınlar? Kadınların beyin gücü daha fazla çalışıyor. Bu hem matematiksel hem de bilimsel açıdan yayınlanmış. Senede eşinizle kaç defa çiçek alıyorsunuz? Değil mi? Saksıda mı? Çiçek yani fark etmez. Kaç defa çiçek alıyorsunuz? Bir ya da iki sefer. Hangi günlerde yani özel günlerde mi alıyorsunuz? Evet. Hangi gün mesela? Evlilik yıl dönümünde. Evlilik tarihinizi hatırlıyor musunuz? Tabii. Kaç? 25 Ocak 1985. Maşallah. Peki kana kırmızı rengi veren madde nedir? Olivar.
Osman Devleti'nin kurucusu kimdi? Orhan Gazi. Orhan Gazi. İneğin yavrusuna ne denir? Düve. Çitinin yavrusuna? Keçinin mi? Keçinin yavrusuna ne denir diyor? Atın yavrusuna ne denir? Tay. Eşeğin yavrusuna? Sıpa. Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? Torunumun yerinde olmak. Peki Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Atatürk, Kemal Atatürk. Kana kırmızı rengi veren madde nedir? Bayrak. Bayrak. Peki ineğin yavrusuna ne denir? Buzağı. Keçinin yavrusuna? Onu bilmiyorum. Geçin, atın, geçinin... Evet. Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? Hemen evlenmeyi dilerdim. Peki kana kırmızı rengi veren madde nedir? Bilmem. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir biliyor musunuz? Bilmem. Tabii ki kadınlar. Neden kadınlar? Neden? Peki ineğin yavrusu nedir? Buza. Eşeğin yavrusu? Sıpa. Eşeğin ne? Sıpa. Atın yavrusu? Mısra. Tay. Yok, tay. Pardon. Atın yavrusu mısra. Tay. Ben bunları bilirdim peki, zaten memur oldum. Peki üç ayların ikincisinin ismi nedir? Recep. Recep.